Sırların Selam. kapısı aralansın. Sır katibinin konuşma vakti. 2 haftalık eğitime başlıyoruz. 31 Ağustos ve 7 Eylül'de. Birinci hafta cin alemi, büyü, farklı boyut varlıkları hakkında konular. Birinci haftanın konuları. Cinler alemi, insan alemi farkı. İki doğu, iki batı dünyaları. Adem ve can yaratılışı. Cinler hakkında bilmediklerimiz ve kulak hırsızı. Üç boyut varlıkları nedir? Uzaylı diyebildikleriniz nedir? Anunnakiler nedir? Elohim Ra Shiva gibi kadim uygarlıklarda bilinmeyen tanrılar. İnsanın yükselişi nasıl olacak? Cinlerden korunma yöntemleri. Kur'an'da cinler, melekler ve ara varlıklar ve haklarında olan ayetlerin incelenmesi. Büyü maji nedir? Kadimlerde büyünün tarihçesi ve sonuçları. İkinci hafta 7 Eylül haftası. Peygamberlerin deneyimleri, psikodeliklerin etkileri, büyü hakkında bilinmeyenler, farklı deneyimler ve sırlar. Ana konu başlığımız. Peki inceleyeceğimiz konular nedir? Hazreti Musa, Hazreti Süleyman, Hazreti Hızır'ın İncelenmesi ve haklarındaki ayetler. Peygamberimizin cinlerle temasları ve büyü ile ilgili deneyiminin incelenmesi. Manla Ormus, Ayoska, Kambo ve diğer psikodeliklerin kullanımı. Kudret helvası nedir? Harut ve Marut incelenmesi, büyü teknikleri ve çözme yolları, Kur'an'da büyü hakkında ayetler ve incelenmesi, cin çarpması, teması, kına ve sara gibi konular, konular hakkında deneyimlerin incelenmesi. Kur'an her zamanki gibi ışığımız olacak arkadaşlar. Bu çok özel eğitime hepinizi davet ediyorum. Allah'a emanet olun. Gelecek olan geldi, hadise oluyor. Çok büyük kozmik frekans boyut sınır dalgası üzerimize geldi. Bu dördüncü yoğunluk ya da dördüncü boyut olarak bildiğiniz yeni gerçeklik manyetik alanının dünyasını oluşturacak. Bununla birlikte dünyanın yeni matriksi şekilleniyor. Yani yedi gömlekli dünyanın aslında her an var olan zaman yok bir olanın indinde bize göre bizim algımıza göre açılması dördüncü boyutunun söz konusu. Bunun içinde bir takım etkilerin olması gerekir. Daha önce açık olan dev portalda açıldı. Bu portal dünya ile Jüpiter arasında var olan çok eski bir portal. Jüpiter daha önce de anlattığım üzere akış bilgilerine göre güneşin ikizidir aslında. Ters evrimde olan yıldızdan dönme gaz gezegenidir. O yüzden onun yakınında bir portal olması çok normal. İksel enerjileri barındırıyor. Ne anlıyorsunuz bundan? Bu evrenin ilk yaratılmış 12 galaksisinin enerjilerini. Şimdi evren de bir tane değil. Baktığında bunları hep konuşuyoruz. Sonsuz sınırsızın sonsuz sınırsız simülasyonlarından bahsederiz evren deyince. Evrenler deyince. Daha sonra bu manyetik alanda devasa boyutlar arası olan savaşlar sırasında kapatılmıştı. Beşinci boyutun sonuna kadar olan süreçte maalesef ki bu savaş durumları devam eder. Bu büyük portal ya da solucan deliği Sirus'a doğrudan bağlı. Ve oradan da iksel enerjilerin ana vatanına bağlı. Sirus bu iksel merkeze bağlı bir baraj sistemi. O yüzden bu kadar önemli Sirus. Bizim galaksimiz için. Artık dünyada Sirus'a tam uyumlanmıştır. Bu iksel enerji portalının seviyesi bizim bildiğimiz kadarıyla Arcturus, Orion, Pleiades, Taurus, Pegasus, Leon yıldız sistemlerinin yüksek bilinç seviyesinde. Portalın sahip olduğu enerji frekans seviyesi kozmik bütünün dışında oluşan iksel enerjidir. Arcturus, Orion, Pleiades, Taurus, Pegasus, Leon. Bunları araştırın ne olduklarını. Her bir yıldız sisteminin farklı özellikleri vardır. Samanyolu galaksisinin merkez kara deliğinden geçiş yaparak Güneş'in barisverine transfer olan bu ilksel enerji, bu büyük portala uyumlanan dünyanın barisverine kozmik patlamaların etkisiyle nakış gibi işleniyor. Samanyolu galaksisinin merkez kara deliğinden geçiş yaparak Güneş'in barisverine, bizim yıldızımızın transfer olan bu ilksel enerji bu büyük portala, Jüpiter yakınındaki uyumlanan dünyanın barisverine kozmik patlamaların etkisiyle nakış gibi işleniyor. Bu arada bu ay içinde çok büyük depremler olabilir. Fırtınalar başlıyorsa, rüzgarlar artıyorsa, aniden gökyüzü kararıyorsa bilin ki dünyanın o yerinde, yerin altında olan manyetit merkezdeki demir katmanı ile ilgili farklı etkileşimler var dir. Ve bunlar bulutlardaki elektriklenmeyi kendilerine çekerler. Bu yüzden depremin ayak sesleridir bu. Birkaç gündür ben de bulunduğum yerde çok farklı göksel olaylar yaşıyorum. Hatta sanki böyle kanatlıymış gibi bir varlık uzun süre gökyüzünde uçtuğunu gördüm. Kameraya da çekmeye çalıştım. Bir miktar çektim, çekemedim. İnsanların hiçbiri farkında değil. Biz hiçbir şeyin farkında değiliz, neyin ne olduğu ile ilgili. Aslında çok fazla kanıtlar var da, biz göremiyoruz, kapalı bizim gözlerimiz. Ama senin asıl gözün epifiz bezi. Tekrar hadisemize geri dönelim. Daha sonra dünya barislerinden yine tetikleyici patlamalarla dünyanın içindeki, yüzeyindeki, denizin altındaki, atmosferindeki görünür maddesel piramitlerdeki veya hologramik farklı boyutlardaki üstlerde bulunan piramitlerdeki yapay enerjitik kristalleri tetikliyor. Tekrar ediyorum. Bunları iyi anlamamız gerekiyor. Dünya barisferinden Dünyanın merkezinden yine tetikleyici patlamalarla dünyanın içindeki içindeki yüzeyindeki denizin altındaki ve atmosferindeki görünür maddesel piramitlerdeki bunların hepsi ayrı şeyler dünyanın içi yüzeyi denizin altı atmosferi ve görünür maddesel piramitler. Ayrı maddeler bunlar. Bunları koyduk bir kenara. Veya hologramik farklı boyutlardaki üstlerde bulunan piramitlerdeki yapay enerjitik kristalleri tetikliyor. Bu açılan portal. Piramit sistemi çok önemli. Bu yapay enerjetik kristallerde yapılandırılmıştır arkadaşlar. Piramitlerde de dünyanın pek çok yerinde piramit var. Dünyayı halka gibi sarar aslında öyle yapılandırılmış. Siz çok az piramit görüyorsunuz ama dağ diye gördüklerinizin bazıları da aslında suni olarak yapılandırılmış piramitlerdir. Bunlardan biri de Kayleş Dağı'dır çok önemlidir Kalleş dağının tepesinde sürekli bulutlar olur yani bir elektrik manyetit etkileşimi çok yoğundur bunun gibi dağlar vardır önemli dağlar atmosferde de bu piramitler var denizin altında da var dünyanın içinde de var yüzeyinde de var ayrıca piramit gibi gördüğün bu Mısır'daki gibi ve farklı yerlerde de gördüğün piramitler var. Bunlar yapılmış olarak görüyorsun. Dediğim gibi gizlenmiş olanlar dağ gibi gördüklerinde var, göremediklerinde var. Ve bunların hepsi kristal sistemi bunların içinde söz konusudur. Enerjetik kristaller. Bu son dönemde bunların hepsi tetikleniyor. Diğer gezegenlerin transistör olarak kendi enerjilerini belli bir programla göndermeleri de eklenince diğer gezegenlerin transistör olarak kendi enerjilerini belli bir programla göndermeleri de eklenince yani astroloji dediğiniz öyle bildiğiniz Kur'an'da göğünüzü biz döşedik dediği suni olarak programlanmış, diğer gezegenleri transistör olarak kullanan program sürekli manipüle edince dünyanın yeni matriks planı oluşturulmaya başlamış bulunuyor. Bu kadar. DNA'larınızda olan kodlar Özellikle belli bir seviye bilinç düzeyinde olanlarınızda belli bilinç seviye düzeyinde olanlarınızda hepinizde değil hızla açılıyor. DNA'larınızdaki kodlar da bir programla dizayn edildi. Hiçbir şey havadan gelmedi. Bu dalganın etkisini çabuk alan bilinç ruhları Yeni plana uyumlu hale getiriliyor. Bazılarınız sürekli yazıyor. Şu oldu bu oldu, bunu gördüm, bunu hissettim. Öbürleri yiyeyim, içeyim, çiftleşeyim modunda devam. Demek ki buradaki ruh gruplarının hepsi aynı mertebede değildir. Çok farklı yerlerden gelmişlerdir. Farklı Adem gruplarından gelen ruhlar gezgin olan görevli olanlar, başka bir X gezegenin üçüncü boyutundan aktarılanlar, hayvanken insan bilincine geçirilenler saymakla bitmez. Biz çok mozaikiz. Bu dünyada beden bulan ruh grupları. Senin bedeninde senin robotun, çamur robotun. Bunları çok konuşuyoruz. Artık bu durumda olanlarda Eski tüm kalıplar yıkılacak. Yani bilinç seviyesi yüksek olanlarda hızla yıkılacak. Eski düşünce ve kontrol sistemleri işlevselliğini yitirecek. Bu karanlık yönetim, eskimiş planı, zalim firavunların dönemi yok olacak ve diğer boyutlarda yaşayan varlıklar görünür hale gelmeye başlayacaktır. Zaten bir kısmınızın bayağı perdesi açıldı. Ha ilk başta görecekleriniz tabii ki bizde bu, burada yaşayan cin, cen soyları. Onlar da kendi aralarında çok farklı gruplara ayrılmış durumdalar. Denizler onların ana vatanıdır aslında ve yerin altı. Ama bizde de birlikte yaşıyorlar. O perde kalkıyor artık. Onlar bizi görebiliyorlardı. Biz kapalıydık. Bilerek ve isteyerek kapatılmıştık. Çünkü çok kalabalıklar biz yaşayamayız bilirsek. O yüzden kapatılmıştı. Artık açılıyor çünkü kıyam zamanındasın. Sadece onları da değil, farklı boyutsal varlıkları da daha güzel görmeye başlayacaksın. İster rüya de İster dejavu de, duru görü de ama daha fazla göreceksiniz. Alışın artık bu tür durumlara. Normal, herkese normal gelecek bu durum. Hatta ilksel enerjiyi içinde barındıran bu dalga sayesinde ilksel varoluş bilgileri de bazılarınıza ayan olacaktır. İlksel enerjiyi barındırdığı için bu dalga dördüncü boyutu yapılandıran bu dalga, yani ilk yaratılışla ilgili bilgiler, bazılarımızda daha fazla ortaya çıkacak kanal olarak bizler bu bilgiyi aktaracağız. Uyumlandığınız plan, dördüncü boyutun kalp yaşam biçimi. Dördüncü boyutun kalp yaşam biçimi pozitiftir. Biz şu anda negatifteyiz. Üçüncü boyutta. İblisin matriksindeyiz. İnşallah dördüncü boyut pozitif olacak. Gelen bilgi bu yönde. Yeter artık. insanlık yeteri kadar acı çekti. Adem'in iblisin ağacını seçmesiyle birlikte. Ama Adem'in daha mükemmel olması için bu yol gerekiyordu. Bu dördüncü boyutta pozitif planda duyguyla düşünceyi birleştirip yaratım yapmak hakimdir. Ol de olsun modunda yaratım buradan çok daha kolaydır. Bu yaratım biçimini burada da üçüncü boyutta da belli çalışmalarla merkaba gibi pratiğini yapan bilişler bu seviyeye çok daha kolay geçeceklerdir. Ancak bunun olması için İlahi kozmik yasalara birebir uyulup sapma yaşanmaması gerekiyor. İlahi yasalar, özgür irade, evrim, hak ediş, seri sap yani ne ekersen onu biçersin yasaları gibi. Yani günahtan uzak durmanız gerekiyor, iyilikte olmanız gerekiyor. Tüm canlara sadece insanlara değil hayvana bitkiye iyi davranmanız gerekiyor var olan her şey bağlı olduğun her şey bu geçiş esnasında elinden alınacaktır. Malın mülkün paran pulun ailen neyin var neyin yoksa aynı ölmeden önce ölmedeki gibi her şeyi burada bırakıyorsun. Var mı götüren? Ölüm anında öbür tarafa hiçbir şeyini götüremiyorsun. Bütün altınların burada kalıyor. Onca zulüm ettin insanla. Ne oldu? Yanına kar kalmaz ama. Hepsi burada kalacak. O kadar hırs yaptıkları. Ne diyor Kur'an? Orası bir oyun alanı, eğlence yeri. Sanal Matrix orası diyor. Film çeviriyorsunuz dünyada diyor Kur'an. Apaçık söylüyor defalarca. Biz anlamıyoruz. Çünkü hepsi bu plana ait, burada bırakacakların. Sen ruh varlığısın, hiçbir şey götüremezsin. Yapacağın gelen dalganın akışına kendini bırakman ve kabulde razı olarak uyumlanman. Bunun içinde de seyri sülükte olmak gerek, şahitlerden olmak gerek, birlenmek gerek. Bunun içinde acıdan geçmeden varılmaz yolu olduğu için. Bu dünyada olan onca maddesellik, zevki sefadan ayrılmak gerek. Ve yaratılışa saygılı olmak gerek. Bu da inisinasyon yolundan geçiyor. Türlü türlü inisinasyona geçersin. İster İslam yoluna gidersin, ister diğer öğretilerde gidersin. İstersen ateist ol ama her şeye saygıda ol. İstenen şey budur. Aslında ateistler en çok Allah'a inanırlar. Ama farkına varmazlar. Sorgulayan bilinç daha iyi bilir. Daha doğru yola girer. Ama hiç sorgulamadan, motomot ezberleyen, ne verilirse onu yapmaya çalışan, Bilişler bir süre sonra çok kolay verilen emirle sapabilirler. Bu sebeple özgür iradenizi iyi çalıştırın. Ahir zamandayız, kova çağındayız. Önümüzdeki günlerde çok farklı dünyanın yer katmanıyla, hava katmanıyla, su katmanı ile ilgili olaylar olabilir. Bunlar bizim elimizde olmaz, insanın uhdesinde olmaz. O zaman Allah'ın varlığını daha iyi hissedersiniz. Ya da başınıza bir şey geldiği zaman daha iyi hissedersiniz. Bu olacağını şimdiden seyirde şahitlikte olup hazırlıklı olmak en doğrusu. Zümer suresi 23. Allah kelamın en güzelini ikizli, ahenkte bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Allah'ın rehberidir. Allah onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Burada özellikle üstüne basmam önem vermenizi istediğim nokta Allah kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi. Zaten bu ayette serül hesap yeteri kadar anlatılıyor ve hepiniz de anlıyorsunuz neyin ne olduğunu. Kur'an kendini şöyle tanımlar. levh mahfuzdandır. Korunmuş levhadan. Korunmuş levhanın kendisi değil, ondan bir kırıntıdır Kur'an. Ama korunmuş levhadandır. Yani bu ilksel enerjilerin, bilginin olduğu korunmuş levhadandır. Burada kelam, sesle ilgili bir durum. Kelam, edilen söz. Huruflar ses kalıplarıdır ve anahtardır. Bunlar esma yaratım kodlarını çalıştırır ve yaratılışın anahtarı olarak başlar ve söz ile gelir. İşte bütün hurufların anası bir kelamdır. Bir sestir. Sesle yaratılış başlar. Düşüncede başlar, sese döner. Sonra ışıkla her türlü boyut sağlıkta var olur. Burada Kur'an'ın söylediği bu kelamın en güzeli, Demek oluyor ki tek kelam da yok. Tek yaratılış da yok. Ama kelamın en güzeli bize geliyor. Bizim yaratılışımıza. Ve ikizli geliyor. Yani bir değil, ikizli olarak geliyor bu ilksel ses yaratılışı. Ve o ikizli olan sesten Uyumlu bir şekilde kitap indiriliyor. Kur'an indiriliyor. Bunun üstüne kitap yazalım bizde. Bu ayetin üstüne. Bu ikizi araştıralım. Burada kapatıp eğitimlerle devam edeceğim. Oralarda açarız inşallah sırları. Ama şunu bilin ki hadise oluyor. Hepiniz hazırlanmaya başladınız ya da başlamayanlar hazırlanmaya başlasınlar. Allah hepinizi korusun. Allah'a emanet olun. <laughs>